Avengers Endgame geçtiğimiz günlerde Avatar'ı geçerek dünyanın en çok gişe yapan filmi oldu. Bunu bir milyon kere söylemiştim ama şimdi tekrar hatırlatmak istiyorum. Dünyanın en çok gişe yapan filmi, dünyanın en çok izlenen filmi olmuyor. Amerika'da bir filmin başarısına bakarken kişi sayısına değil kazandığı paraya bakıyorlar. Eğer kişi sayısı dikkate alınsaydı Avatar'da Endgame'de sıralamanın başında olmazdı. Neyse bugün kafamı uzun süredir kurcalayan bir konuyla ilgili konuşacağım. Marvel filmlerinin sinemaya olan etkisi. Bu filmlerin sinemayı kötü etkilediğini ve zehirlediğini düşünen insan sayısı bir hayli yüksek. Öbür yandan bu filmlere deli gibi bağlı olan bir kitle de mevcut genel izleyici ise büyük ihtimalle bu iki kitlenin arasında. Peki gerçekten Marvel filmleri sinemayı kötü mü etkiliyor? İsterseniz şimdi bu filmlerin sinemayı yok ettiğini düşünen bir insanın bakış açısından bakalım. Bu kişiye göre Marvel severler Marvel filmlerinden başka filme gitmiyor. Bu sebeple de birçok film gişede başarı sağlayamıyor ve görmezden geliniyor. Hayranlar sinemayı Marvel filmlerindeki aksiyon sahneleri zannediyor. Ancak sinema bundan çok daha fazlası. Benim bu bakış açısıyla ilgili birkaç problemim var. Öncelikle çoğu insanın Marvel filmleri olmasa bir anda festival filmleri izlemeye başlayacağını zannetmiyorum. Sonuçta günümüzde sinema pahalı bir eğlence haline geldi. İnsanlar film izleyerek harcayabilecekleri vakti YouTube'da veya Instagram'da harcıyor. Ayrıca bunu bedava yapıyor. Geçmişte ise insanların önünde şu anki kadar zaman geçirme seçeneği yoktu. Sadece kendilerine sunulan şeylere vakit harcayabiliyorlardı. Kısacası Marvel filmlerinin çok popüler olduğu için insanların alternatif veya iyi filmlere gitmesini engellediğini düşünmüyorum. Ancak şu gerçekten bir sıkıntı olabilir. Eskiden stüdyoların çıkardıkları filmler bütçe açısından daha dengeliydi. Eğer bir stüdyo 6 büyük bütçeli film çıkarıyorsa, 15 orta bütçeli, 6 da düşük bütçeli film çıkarıyordu. Demek istediğim şey, stüdyolar geçmişte kazançlarını hem yüksek hem de orta bütçeli filmlere dağıtarak harcıyordu. Şimdi ise ya mega bütçeli ya da çok düşük bütçeli filmler izliyoruz. Elenceli aile komedilerinin veya saçma sapan romantik filmlerin sayısı oldukça azaldı. Ancak bunun asıl sebebinin Marvel olduğunu düşünmüyorum. Bence bunun asıl sebebi televizyonun kalitesinin artmış ve insanların Netflix sonrası sinemaya bakış açısının değişmiş olması. İnsanlar bilgisayarlarından veya televizyonlarından Game of Thrones kalitesinde bir dizi izleyebildikleri için artık sinemada orta bütçeli komedilere para harcamak istemiyorlar. Bu konuda Netflix de aynı etkiyi yaratıyor. Bazı insanlar çok iyi televizyonlara sahipler ve Netflix'te zaten birçok orta bütçeli komedi varken sinemaya gidip para harcamak istemiyorlar. Şirketler de bu durumun farkında. Ancak yine de bu durumu fazla abartıyorlar ve neredeyse hiç orta bütçeli film çıkarmıyorlar. Belki de iyi izlenen, orta bütçeli bir film çıkartıp reklamını da iyi yapsalar başarıya ulaşacaklar. Ancak şu sıralar stüdyolar Marvel'ın başarısını taklit etmeye çalışıp kendi kötü sinema dünyalarını kuruyor. Bu da saçma bir döngü yaratıyor. Bu döngünün içinde başarılı olduğu için Marvel filmlerinin suçlanmasını saçma buluyorum. Suçu Marvel'ı taklit etmeye çalışarak saçma işler yapan stüdyolarda arayabilirsiniz. Veya bunun günümüzün teknolojisi sebebiyle yaşanan bir geçiş süreci olduğunu düşünebilirsiniz. Ben Marvel'ın İnterneti filmleri öldürdüğünü düşünmüyorum. Ancak şirketin çok hoşuma gitmeyen bir tarafı da mevcut. Hiç risk almıyorlar. İlk bakışta Galaksinin Koruyucuları ve Ant-Man riskli projeler olarak gözükebilir. Bu iki seri klasik süper kahraman filmlerinden hafif farklı olsa da diğer Marvel filmleriyle aynı formülü kullanıyor. Marvel'ın şu ana kadar aldığı büyük risklerin Iron Man, Infinity War ve Endgame olduğunu düşünüyorum. Iron Man ilk çıktığında Robert Downey Jr. popüler bir isim değildi. Ayrıca kimse Iron Man filmi izlemek için kafayı yemiyordu. Infinity War ve Endgame'de ise bütün o karakterleri bir araya getirmek gerçekten zordu. Ancak bunlar dışında Marvel, Deadpool veya Logan gibi filmler çıkarmadı. Fox'un Deadpool ve Logan filmleri süper kahraman türünün nasıl farklı olabileceğini harika bir şekilde gösteriyordu. Marvel ise genelde filmler için tek bir şablon kullanıyor ve genellikle filmlerin esprileri ve tempoları benzer oluyor. Aynı şey Marvel'ın bütün filmlerindeki aksiyon sahneleri içinde geçerli. Şirket değişik tarzda yönetmenler seçmekte çok başarılı. Birçok Marvel filmini yönetmiş olan Russo kardeşler Marvel dünyasına harika şeyler kattı. Aynı şey James Gunn için de geçerli. Ancak bu yönetmenlere genelde %100 özgürlük tanıdıklarını söylemek zor. Örneğin Harry Potter serisi Marvel'a göre çok daha az gişe kaygısı taşıyordu. Yapımcılar yönetmen seçerken filmde şu kadar aksiyon sahnesi olmalı demiyordu. Bu özgürlük yüzünden kitaplarda yer alan bazı büyük aksiyon sahnelerini filmlerde göre ancak yine de her yönetmenin filmini kendi yorumuyla çektiği filmin havasından anlaşılıyordu. Marvel'ın aşırı risk almadığı bir gerçek olsa da bu sinemayı yok edecek bir sebep değil. Bence Marvel'ın sinemaya en büyük etkisi medya ve basın alanında gerçekleşiyor. Bunun suçlusu da Marvel değil. Bunun suçlusu sadece okunduğu veya izlendiği için bütün içeriklerini Marvel haline getiren siteler. Yanlış anlamayın. Marvel filmlerini haber yapmakta veya konuşmakta hiçbir sıkıntı yok. Bu çok eğlenceli bir olay. Ancak steller Marvel filmlerine olan bu ilgiyi bazen kötü bir şekilde sömürüyor filmde yaşanmayacağı bilinen ancak seyirci çekmek için uydurulan teoriler, küçük bir olayın saatlerce konuşulması veya fragmanlara çekilen tepki videoları bunların akla gelen ilk örneklerinden. Gerçi bunu biz de yapıyoruz. Çoğu Marvel filminin fragmanı çıktıktan sonra kaçırılan şeyleri konuşuyoruz. Tabii bu videolara film önerileri ve izleyiciye bilinçli olmasını öneren mesajlar da koyuyoruz. Geçtiğimiz aylarda Endgame'in yeni bir fragmanı için tepki videolarıyla dalga geçen bir tepki videosu yapmıştık ve oğlum kanalın beyni saçını kazıtmıştı. Bence asıl problem bu içerikleri yapmakta değil. Esas problem bu içerikleri bilinçsiz bir şekilde yaparak Marvel'ın film çektiğini unutmak ve sadece yaşanacak olaylara odaklanmak. Bir şeyle ilgili teori üretmek gerçekten eğlenceli. Ancak her şey gibi bu da kolayca sömürülebiliyor. Bu sebeple de sayfalar başka filmlerle ilgili video yapmıyorlar. Buna bahane olarak başka filmlerle ilgili içerikler Marvel içerikleri kadar okunmuyor denebilir. Buna ise şöyle bir cevap verebilirim. Marvel fena olmayan filmleri izleyiciye güzel bir şekilde sundu ve insanların filmlerle bağ kurmasını sağladı. Bu bağın kurulmasındaki en önemli etkenlerden biri de medyaydı. Marvel filmleri popüler olduktan sonra ise medya kolaya kaçmaya başladı ve iyi olan filmleri eleştirileri okunmaz veya videoları izlenmez diye geri plana attı. Medya bu problemin üzerine giderek iyi filmleri öne çıkarsa belki de şu anki sıkıntıları yaşamayacağız. Evet, belki de bu içerikler hiçbir zaman Marvel filmleri kadar izlenmeyecek. Ancak yine de bu filmlerin daha çok konuşulması ve tartışılması kesinlikle pozitif bir etki yaratacaktır. İnsanlar dikkatlerini sürekli kaybettiği bu dönemde sürekli tanıdık şeylere yöneliyorlar. Yeni tanıdık şeyi insanlara sunmaksa medyanın elinde. Bu arada Marvel filmleri sinemayı yok ediyor diyen insanların yılda kaç kez sinemaya gittiğini ve hangi filmleri izlediğini de merak ediyorum. Marvel filmlerinin sinemayla olan ilişkisiyle ilgili düşüncelerinizi lütfen yorumlara yazın. Ayrıca konuyla ilgili bizi eleştirmek istiyorsanız da lütfen eleştirin. Görüşlerimizi daha sık paylaştığımız Instagram sayfamıza da bekleniyorsunuz. Hoşçakalın.